Ey müminler, Esselamu Aleyküm. Aleyküm Selam. Sevinin, iftihar edin, mesrur olun. Hak Teala sizi o kadar milyar katrilyon insanın içerisinden ümmeti Muhammed yarattı. Ümmeti Muhammed olmanın lezzetini tattırdı. Yeryüzünde ne var ise Resul-i Ekrem Habibi Muhterem Hazretlerine muhtaçtır. Nurundan yarattı Cenab-ı Allah bizim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri. Efendimizin nurundan yarattı cümle mevcudatı da. Nur-u Muhammedi'nin hürmetine, Nur-u Muhammedi'nin sırrına yaratıldı ne var ise bu alemde. O nedenle biz Efendimizin davetine icabet ettik. Onun Resullüğüne, onun Nebiliğine, son peygamber oluşuna, Hatemül Enbiya oluşuna şehadet ettik, ikrar getirdik, iman ettik. Şükürler olsun, son nefese kadar daim olsun imanımız. Mühim meseledir bu. Yeryüzünün en iyi insanı olsa, meleklere de inansa, Allah'a da inansa, Resul-i Ekrem Hazretlerinin peygamberliğini, nübüvvetini kabul etmese, hak katında itibar edilmez. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demedikten sonra iman etmiş sayılmaz, cennete girilmez. Çünkü cennet kapısında yazan kelime-i tevhiddir. Onu okumadan içeriye geçirilmez. Kimler okur onu? Kimler okur onu? Bu yalan dünyada La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesini sıdk ile sebat ile söyleyenler ancak okur o kelimeyi. Onun için biz sağa sola her gördüğümüz münasip yere kelime-i tevhid yazarız da levhalar yapar asarız da ne manaya gelir? Aşina olsun gözümüz. O yazıyı okuyamayan giremez cennete. Dikkat ediniz. Ve ne kadar değerli bir şeye sahipsiniz, biliniz bunu. Şükürler olsun. Şeyhimiz, sultanımız, cennet makan, Şeyh Nazım Hazretleri de ne diyor? Zil sesi yaptık ya, telefon sesi. Oh people, come to him away. Sultanul Enbiya. Of Sultanul Enbiya. Ey insanlar, buraya gelin. Bu yola gelin. Sultanul Enbiya'nın yoluna gelin diyordu. Enbiyalar, peygamberler, rasuller sultanıdır o. Onun yoluna gelin. Kendisine değil, Allah'ın nebisine, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yoluna çağırıyordu. Çünkü yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya diyor şair. Her şey o. Her şey o. Efendimiz'e şükrederiz. Salatu selam ederiz. Şefaatini isteriz ondan. Bütün biraz açık kalsın. Bütün şairler, imanlı kimseler ümmeti Muhammed'den onun adına mersiyeler, kasideler, naat-ı şerifler yazdı. En meşhuru da Süleyman Çelebi Hazretleri'nin yazdığı, ona takdim ettiği mübarek Mevlid-i Şerif'tir. Sevaptır, şefaate sebep olur inşallah okumamız. Okuyalım. Okuyalım, dinleyelim. İbadet şuuru ve huşusu içerisinde. Ve umalım ki yeryüzünün en güzel günü olan, en şanslı, en şerefli günü olan Rebiyül Evvel ayının 12. gecesinin şerefini yad edelim. O gece yeryüzü şereflendi.
O gece yeryüzü nurlandı. O gece yeryüzüne hak adalet geldi. Daha önce karanlık bir dünyadayken, haklı kim, haksız kim, doğru kim, yalan kim, gerçek kim, gerçek olmayan nedir sorularına net cevap geldi. Biiznillahü Teala. Dikkat edin. Dikkat edin ve bugünün şerefini bilin. Onu anmak için bir toplandığımızın kıymetini bilin. Onu anmak için bir araya gelin. Onun kıymetini bilin. Neşemiz var. Sofra onun sofrasıydı. Efendimizin sofrasıydı. Yenen içilen onundu. Onun hürmetineydi. Onun ruhunu hediye eyledik. Bizi de sadıklar, aşıkı sadıklar defterine yazsınlar inşallah. Amin. Fatiha.